Ramazan ayı ile birlikte Ramazan gelenekleri de başladı. O geleneklerden biri de Ramazan ayına özgü lezzetler. Bu ayda Ramazan deyince ismi Ramazan'la özdeşleşen bir güzellik daha var diyeceğim, bir lezzet daha var. Onlardan biri de Ramazan pidesi ve işte biz de İstanbul'un tarihi bir fırınındayız. Ve bu tarihi fırında bu geleneksel lezzetin evlerimize nasıl geleceğini de bugün ilk sofralara nasıl kurulacağını da yine ustalarından öğreneceğiz. Normal ekmekten farkı tamamen fabrikada bunların pidenin buğdayı farklı oluyor. Biraz daha suyu dirençli olması lazım. Bir saatin üzerinde yorulma dönemi var. İşte dinlenmesi de işte bir de üzerine dediğimiz şifa diyoruz kendi adımızda. Daha lezzet açısından şey olsun diye işte un, su, biraz şeker karışımı. Onu da sürüp böyle vatandaşımıza afiyet yiyeceği bir pide hazırlamaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar geçitmeden hemen tırnağı dediğimiz tırnağını vurup pişirmemiz lazım. Pide ustaları erken saatlerde ilk Ramazan pidelerini çıkardı. Bu pide şeyi ekmek gibi olmuyor yani bayağı bir meşakkati var. Çünkü uzun süre bir yoğurma dönemi olduğu için erken başlayıp çünkü pidelerin de aynı saatte yetişmesi söz konusu. Haliyle işte periyotlar halinde biraz ancak bu saatlerde çalışıp yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve Ramazan ayında pideye talebin artmasıyla pide ustaları için de ayrı bir ekmek kapısı açıldı. Normal ekmek yapma ustasından daha şeydi ve azdır yani bunların ustası. Gerçek manada yapan ustaları azalmıştır. Yani eskilerden çok zor buluyoruz. Ve ilk pidelerin ilk müşterileri de pideyi özlemle beklediklerini anlatıyor. Nüfusun çokluğuna göre aşağı yukarı 5-6 tane alıyoruz akşam üzeri genelde. Sıcak sıcak. Ramazan'ın bu bulunmaz bir şeyi yani. Tadı. Bu ayın havasından mıdır işte. Manevi şeyinden midir? Pidenin bu ayda özellikle ayrı bir lezzet şeyi var. İnsan ister istemez ona motive oluyoruz. Yani pide illa da pide.